gelişim durur. Çünkü besleme istiyordur, beslemiyorsunuzdur. Bu uygulamanın yanlışlığından kaynaklanıyor. Kat konulma sisteminin yanlışlığından kaynaklanmıyor. Şimdi bu zaten gıda çerçevesi. Bu aşağıda duracak. Bu en son koyduğum çerçeve. Bunun zaten yavru olduğunu görüyorum. Evet, bu yavru. Bu da aşağıda kalacak. Ama bunu içe alacağım. Bu önceki çerçeve. Evet, pupalı çerçeve. Bunu kata koyabilirim. Katı ulaşabileceğim bir yere koyuyorum. Yere elden geldiği kadar koymamaya çalışıyorum. Çerçeveleri bakımda yerlere, oraya buraya bırakmamaya çalışıyorum. Katın üstüne örtüyü elimde hazır tutuyorum. Üstüne koyacağım örtüyü. Çerçeveyi koyuyorum ve kapatıyorum. Gerekçesi buradaki arıların hani yağmaya maruz kalmamaları, rahatsız edilmemeleri, bulundukları yerden rahatsız olmamalı. Bunu aldım. Bunda baktım açık yavrular var. Bu içeride kalacak. Bunda az açık yavru, biraz pupa var. Bunu önceki açık yavrunun merkezde kalması için dışa alıyorum. Daha başka pupalı alacağım mı bilmiyorum. Çünkü buraya bir sonraki uygulamada yeni çerçeve koyacağım. Baktım. Yok, bu da açık yavru veya düz, yarısı açık yavru yarısı. Bu tam pupa. Yani konulabilecek çerçeveler içerisinde diğer tam pupalılardan biri de bu. Bunu da yukarı aldım. Videoda seyrettiğinizden farklı olarak anlatıyorum. Baktım bu da pupalı. Dedim ya bunu da yukarı aldım. Şimdi 3 çerçeve aldım, bir de şerbetlik 4 çerçeve eksildi. 2 tane gıda çerçevem var. Kuluçkalıkta 4 tane kuluçka çerçevem kaldı. Hocam, gıda çerçevesi olmadığını düşünelim. Onu bir sonrakinde düşünelim. Önce bunu bir anlatayım. Şimdi bu 4 çerçeve alacak, 4 tane yeni çerçeve koyacağım. 2 tane çerçeve, yeni çerçeveyi yan yana koyma. Bazen ikisinin de şişirilmemesine sebep olur. Benim uygulamamda ben buna birer tane buraya yeni çerçeve koyarım. Dış kısımlara birer tane daha yeni koyarım. Elimde o gün çerçeve yoksa bunları koymayabilirim. Bunlara zaten bir şey yapacağını beklemiyorum ben bu arada şu an için. Kısa vadede. Ama boş kalmasın diyorsun. Boş kalmasın diye. Bunu koydum. Bala yaklaştığımız dönemse ızgarayı koyarım. Bala yaklaşmadıysak, daha zaman varsa ızgarayı koymam. Sıkışırsa anarı, aşağıda kuluçkada bir tereddütlük yaşarsa buyursun yukarıda yumurta atsın. Ben onu sonra aşağı indiririm. Bala daha dönem var. Ama aşağıda sıkışıp oğul vermesin. Evet. Bunun için ızgara koymuyorum. Şimdi ızgaranın bir konulmasının, yani işlevi ne yaptırmaya çalıştığınıza göre. Getirdim sakince katı yanaştırdım. Dumanımı verdim. Çünkü buralarda ezilen arılar olabilir. Dumanımı verdim. Katı tam oturttum, üstüne koydum. Pervazlarından dolayı tam oturup oturmadığını kontrol ettim. Üst katı açtım. Tekrar dumanımı verdim. Aşağıdaki yavrular neredeyse, kovanın hangi alanındaysa, yukarıdakiler de aynı hizada kalacaklar. Altlı üstlü olacaklar. Neden? Çünkü arı salkım yaparken şu şekilde salkım yapacak. Salkımı bozmayacak.
Yani kütlesel olarak düşün. Arının bulunduğu yer burası artık. Çalıştığı yer burası. Petek şişirdiği yer burası. Yavru yaptığı yer burası. Gıda koyduğu yer burası. Buradayken arı gidip buradaki çerçeveye bal koymaz. Mantıksız olur zaten. Koruyamaz. Burada koydu ve burada iki tane daha buraya çerçeve koyuyorum ki arı yukarının daha iyi bir konuşlanma alanı olduğunu düşünüp yukarıya konuşlanıp buraya gidip petek atabilir. Buraya iki çerçeve koymamın sebebi gene oraya arılar tutunarak ısı muhafazası sağlayabilirler. Boş çerçeve değil mi hocam? Boş çerçeve. Şişik çerçeve koyarsanız ne olur? Yavratan. Yavratan. Şerbet vereceğiz. Şerbet. Bal yaparız. Bal doldurur. Biz baldan erken dönemi, yani bala girmeden daha erken dönemde ızgarayı koymadık. Izgarayı koymadığımız için besleme yapacağız. Hala petek şişirdik. Petek şişirtmeye çalışacağımız için verdiğimizi depolama yapmasını istemediğimiz için şişik petek koyuyoruz. Yavru atarsa zaten yavru attırmak istiyoruz. Onda bir sorun yok. Ama şerbeti doldurursak o sıkıntı. Yani hala bu arada nasıl 3 çerçevede koyduğumuz peteği gıdayı arttırıp mumu işlediğini görmek istiyoruz ya. O bize arının doyduğunun ibaresi. Almış gıdayı, yavrusunu beslemiş, ısınmış, bütün ihtiyaçlarını görmüş, arttırmış, mum yapıyor. Bunda da aynı şeyi görmek istiyoruz. Bunda da ana gayemiz o. Arttırıp gıdayı mumu işlemeye devam etsin. Kuluçka hazırlasın onlar ya. Çünkü hala bu arı kuluçkalık olarak 4, yukarıda 3 çıkarttık, 7 çerçeve. 2 tane de ballı çerçevesi var, 9. Daha kat koyduk diye bu arı 20 çerçeve olmadı. Bu arı hala 9-10 çerçeve. Sadece pozisyonunu değiştirdik. Ve aynı gelişim hızını istiyoruz. Yani 4 çerçeve arıda siz her gün bir petek şişittiriyorsanız bu arıda her gün 2 petek şişittirebilecek bir potansiyel var. Bunu kullanın. Kullanamıyorsanız zaten yani elinizde yarış atı var, atan arabasına bağlıyorsunuz gibi bir şey bu. Bunun potansiyelini kullanırsanız zaten bu arının ırkının iyi bir arı olup kötü bir arı olduğunu göreceksiniz. Buna tekrar çerçevemizi koyduk, beslememizi yaptık. 2-3 gün sonra, bir hafta sonra. Bugün beslememizi yaptık, 2-3 gün sonra bir daha yaptık. Buradaki çerçevelerde bile şişirilmeyi görebiliriz. Şerbet konulduğunu da görebiliriz. Tükettiririz, sorun değil. Daha bal akımımıza var. Katı tekrar alıyoruz. Tekrar dumanımızı veriyoruz. Şimdi buraya iki tane yeni koymuştuk. Bunlara da yeni koymuştuk. Bizim istediğimiz icraat bu iki tane yeninin şişirilip yavru atılmış olması. Bunlar şişirilmiş, yavru atılmış. Gıda çerçevelerini bir geri alıp bunları da birer açıp kapalı yavruları dışa alıp en son şişirilenleri buraya alıp veya buraya da alabilirsiniz. Şişirilmiş ve yavru atılmış olduğu için yavru olan çerçeve yavru alanının içine konulabilir. Şişirilmiş, yavru atılmamış. Ya bu yavru atmamış ama bunu içeriye koyayım da atsın. Ya atmadıysa bir bildiği var ayrılığının. Niye kuluçkanın içeriniz? Kuluçkanın içerisine soktunuz. Ne oldu? İki gruba ayırdınız kuluçkanın altını. Üstte de ayrı, ortada bir grup var. Bir grup burada oldu, bir grup burada oldu. Üç gruba ayırırsınız. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunun ileriki aşamada, yani belki bir tane koyduğunuz zaman sorun görmezsiniz ama fark etmediğiniz bir çerçeve vardır orada. Yoğun ballı. O daha çok böler arıyı.
Arıyı 3 gruba ayırırsınız aynı kovanın içerisinde. Yani emin olmadan kesinlikle yapmayın. Yapılmaz değil. Yapılacağı koşullar var ama elinize alıştırmayın şimdilik. İleride karar verirsiniz. Yumurta atılan çerçeve merkeze alınacak. Aldık. Bu sefer iki tane daha aldık. Alttaki kuluçka 6 oldu. Dışta iki tane önceki koyduğumuz yeni çerçeveyi de içeri aldık. Ve tekrar katı aynı şekilde koyduk. Yukarıdaki son koyduğumuz yenileri şişirdi de şerbet doldurdu. Dedik ki tereddüt ettik ya şerbet doldu. O iki tane çerçeveyi aldık dışkı duvara çektik. İki tane daha yeni koyduk gene şerbetliğimizi doldurdu. Artık bunu tabii değil. Bu gibi arada en az bu, hatta çok hızlı bir gelişim görüyorsak bu, sağlı sollu. Hatta çok fazla bir tane daha üst var, onu da üstte görebilirsiniz. Yani üstten besleme yapıyorsak onu koyuyoruz. Bu iki tanesi yaklaşık 5 litre alıyor. Yani bu iki tanesini doldurduğunuz zaman 5 litreye yakın oluyor. Kovanın içerisinde aşırı depolama görmediğiniz zaman ve hızlı bir yavrulama ve petek şişirme gördüğünüz zaman bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani arının gerçek hızlı gelişimini görebilmeniz açısından. Ama dediniz ki yok benim arım kenara koyuyor, benim bir tane verdiğim yetiyor, bunu koymazsınız. Bu tamamen sizin tercih edeceğiniz, karar vereceğiniz bir şey. Gene bakımı beslemesini yaptık. 3-4 gün sonra, bir hafta sonra tekrar katı yine alıyoruz. Bu iki çerçeve yine şişirildi mi, yavru atıldı mı? Atılmadı, şişirildi ama hafif ıslatıldı. Demek ki arı şu anki kuluçkası ona yeterli. Bunlara ekstra yavru atmaya gerek duymamış. Bekleyebilirsiniz. Tekrar katı koyup 2-3 gün daha beklersiniz. Veya işte yağış yağdı, geriletti, duraksattı arıyı. Sizin verdiğiniz yetmedi, gene duraksadı arı. Gene şişirme ve yavru atma bekledi. Gene bekleyebilirsiniz. Ama şişirdi, yavru attı. Artık bu grup gene komple yavru haline geldi. Bunlardaki yavrular zaten çıktı. Bunları kenara alabiliriz. İki tane daha kapalı alıp gene aynı şekilde düzenlemeyi yapıp yeni iki tane çerçeve gene koyup bunu ve gene beslenelim. Yoğun besleme yapıyorken mesela 5'er litrelik beslemeler yapıyorken bu çıkan yavrulu çerçevelere şerbet doldurma riskinden dolayı bunlar boşaldıysa bunları alıp gene şişik peteklerin muhafaza edildiği yerde muhafaza edip gene buna çerçeve koyup şişittirebilirsiniz. Veya bunları dış kısımlara doğru alabilirsiniz yavru çıkan çerçeveleri. Arı buradakileri uzak köşedeki gıda görerek içeri doğru alacaktır. Bunların yani şişik peteklerin muhafaza edilip bir hafta 10 gün sonra bal akımı başlayacak. Ondan sonra zaten beslemeyi keseceksiniz. Ondan sonra zaten bunların hepsi bu arının üstüne tamamlayıcı bal doldurulmasına hazır çerçeve olarak konulacak zaten. Bunları kenara koyup alabilirsiniz, bekletebilirsiniz. Besleme yapmadığınız, kendi kadrosunu tamamlamış, balını toplayan bir arının üstüne, ikinci katın üstüne, üçüncü katı koyup bunları oraya toplayabilirsiniz. Orada toplarsınız. Sonra bu arı tamamladığı zaman ondan tekrar bunları alabilirsiniz. Bu tamamen sizin planlamanızla alakalı bir sistem. Buna siz karar vereceksiniz bu. Bal akım dönemi başladı.
hafif hafif bal gelmeye başladı. Artık beslemeyi keseceğim. Bal toplatmaya başlayacağım. Katımı alıyorum. Alt katta gene düzenlememi yapıyorum. Gene aynı şekilde kapalı yavruların elden geldiği kadar üst katı alıyorum. Alt katta düzenleyip çerçeveleri koyup ana ızgarasını koyarak katımı koyuyorum ve artık bal akımına başladı. Üstteki yavrular çıkacak. Çıkan yerlere bal doldurulacak. Balın en yoğun olduğu yer temin size gösterdiğim salkım şeklindeki düzenin merkezindeki düzen olacak. Merkez düzeni olacak. Burada bal depolaması meydana gelecek. Gelişim burada olacak. Altta yavruya gene devam edilecek. Buradaki balın depolanmasını takip edeceğiz. Arının sakin olduğu dönemde bunu alıp alt katta da ne olduğunu kontrol edeceğiz. Yani balın ilk haftasında gene kontrol edeceğiz. Bal akımı güzel geliyor mu? Aşağıda yavrulama fazla veya eksik mi? Bunların değerlendirmesi gene size göre karar verecek bir şey. Çok polen depolaması var mı? Polen alınabilir mi? Yani burada alt kata gelen bal kullanılıyordur. Zaten bir şey vermiyorsunuz bal için. Aşırı tüketildiği için gelen polen de depolanıyordur. Bu sefer de polen depolanmasıyla karşılaşırsınız. Hiç müdahale etmezseniz şöyle bir şeyle de bal alacağım diye açarsınız üst kata, alt kata bakarsınız polen depolanmış. Yani bu sizin verimliliğinizi azaltan bir kriterdir. Peki şöyle bir durum oluyor mu? Bal akımı döneminde yukarısı bal dolarken aşağıdaki tekrar sıkışma, yavru atacak yer aralığı böyle potansiyel oluyor. Yani sıkışmasını zaten istiyoruz. Yavru ne kadar azalırsa artıyor. Bal aşağıda yavru artıyor, tüketecektir.